merhaba arkadaşlar. Gerçel sayıların 5. testiyle devam ediyorum. Birinci sorumuzda aşağıdaki kutuların her birine birer rakam yazılarak K, L, M 2 basamak doğal sayıları ve N ve P 3 basamak doğal sayıları oluşturuluyor. İkinci tabloya göre K, L, M buradaki eşitlik olduğuna göre X artı Y nedir diye sormuş. Şimdi bakalım. Buradaki ifade bize K'yı verecek. Yani burada nedir? 2X gelecek. L'yi X6 oluşturacak. M'yi ise XY oluşturacak. Buradan itibaren olanlar da 3 basamaklar. Yani 2XX bize N sayısını verecek. X6Y sayısı bize P sayısını verecek. Buna göre K yerine 2X yazacağız. Hatta 2X'i çözümleyerek yazalım. 2 onlar basamağında olduğuna göre 20 artı X gelecek. L yerine X6 yazacağız. Burada da 10x artı 6 şeklinde yazıyorum. Yine çözümleme yaptım. Aynı şekilde burada da m yazdığımız zaman nedir? 10x artı y geldi. N yerine 2xx yazacaktık. Yani burada da ne var o zaman? 200 artı onlar basamağında ve birler basamağında x olduğu için 11x geldi. Artı yüzler basamağında x var. P yerine 60 var ve artı y var. Şimdi buradaki ifadeleri çözümleyelim. Burada yalnız eksiyle çarpmamız lazım. Şuradaki ifadeyi şuradan itibaren eksiyle çarpacağız. Düzenleyelim işlemimizi. Burada x'lere bakalım önce. 10x, 20x ve 21x geldi. Sayılara bakalım. 20 artı 26 artı y değerimiz var. Buraya baktığımız zaman şimdi burasını eksiyle çarpacaktık. Eksi 100x artı 11x var. O zaman burada çıkarttığımız zaman 100'den 11 çıkarttığımız zaman nedir? 89 eksi 89x geldi. Eksiyle çarpacağımız için eksi 60 artı 200 daha 140 geldi. Ve eksi y. Tekrar bir tarafa atalım bunları. X artı y değerini istiyoruz biz buradan. Şimdi artı 80 eksi 89'u diğer tarafa atarsak buradan 110x gelecek. Y'yi diğer tarafa atarsak 2y gelecek. 26'yı diğer tarafa attığımız zaman da burada artı 114 değerimiz geldi. Şimdi 110x artı 2y eşittir 114. Burada x ve y'ye değerler verelim. Mesela x'e 1 verebiliriz ancak 110'a yaklaşabilmesi için. Buradan 110 gelecek. Artı 4 için de y'ye 2 değeri verirsek 2 çarpı 2'den 4 gelecek. O zaman x değerimiz 1, y değerimize 2 geldi. Bizden toplamlarını istediği için de cevabımız 3 oldu. Evet, ikinci soruda arkadaşlar bugün sizinle bir oyun oynayacağız. Şu gördüğünüz kasede 20 adet şeker ve en altta 1 adet acı biber bulunmaktadır. Benimle bu oyunu oynamak isteyen kişi ile ben sırayla kaseden en az 1, en fazla 3 şeker alacağız. Şeker almaya ilk olarak rakibim başlayacak ve acı biber kime kalırsa o kişi acı biberi yiyecektir. Öğrencilerle oynayacağı oyunu yukarıdaki gibi anlatan bir matematik öğretmeninin bu oyunu kesinlikle kazanabilmesi için rakibin her defasında alacağı en tane şekere karşılık olarak kaç tane şeker alması gerekir? Şimdi şöyle söyleyelim. Mesela ilk başta rakibin başlayacak demiş. Yani ilk başta öğrenci başlıyor. Daha sonra öğretmen devam ediyor. Bu şekilde devam edecek ve en son içindeki bu şekeri de öğretmen almalı ki en son öğrenciye içeride hiç şeker kalmasın, sadece biber kalsın ve öğrenci biberi alsın. Bunu istiyor öğretmen. Şimdi o zaman şöyle başlıyoruz. Öğrenci öğretmen, öğrenci öğretmen diye gidiyor ve en son öğretmen alıyor. O zaman her seferinde ikili ikili gruplar olması lazım. Yani çünkü öğretmen de bittiğine göre ikisi de eşit sayıda eşit defa alacaklar demektir. Şimdi şöyle diyelim. Mesela burada rakibin en defasına karşılık gelecek şekilde demiş. Mesela rakip yani öğrenci en defa aldığında öğretmen bunların hangisini alması gerekir? Mesela şöyle söyleyelim. N'e en karşılık gelmiş olsa yani öğrenci en tane aldığında öğretmen de en tane almış olsa burası nedir? 2n şeklinde gelecek. Şimdi toplamda 20 tane şeker vardı. 20 tane şekeri 2n'e böldüğümüz zaman yani tam olarak gelmesi gerekiyor. 20 tane şeker var. Her seferinde n aldıklarına göre çünkü o şekilde aldık şıkkı. 2n'e tam olarak bölünebilmesi lazım. Şimdi bölünebilmesi lazım ki içindeki şeker bitsin, geriye sadece biber kalsın. Mesela n yerine 1 almış olsak evet 2'ye gelir buradan. 20 bölü 2'den bölünür. N 2 olmuş olsa 4'e de bölünür ama eğer N 3 yani 3'er almış olsalar 3 alacaklar, o 3 alacak, 3 alacak, 3 alacak. En son öğretmen mesela aldığında sonuçta 3 defa alabilirler. 18'de biter bu. Pardon 6 defa alacaklar ve 18'de bitecek. Yani buradaki N değerimiz eğer 3 olursa 20 bölü 6 olmaz. Tam olarak bölünmeyeceği için öğretmen aldıktan sonra 2 tane daha şeker kalır ve öğrenci biber almak zorunda kalmaz, şekeri alır. O yüzden E şıkkını iptal ettik. Bunun dışında mesela öğrenci n aldığında öğretmen n+1 alabilir. Şimdi bunları topladığımız zaman bu sefer nedir? 2n+1. Şimdi 20'nin yine aynı şekilde bu her bir öğrenci, yani her bir turda toplam 2n+1 tane şeker alınıyor. Burada tur normal bir şekilde bitmesi lazım. Öğrenci öğretmen. O zaman 2n+1 tane alıyorlarsa 20'yi 2n+1'in bölmesi lazım. Ki yine aynı şekilde öğretmen de şekerler tam bitsin, öğrenciye biber kalsın. 22n+1 sonuçta tek bir sayı olduğu için 20 tek sayıya bölünmeyeceği için. Dolayısıyla n+1 de aynı şekilde alamayız. Peki 2 eksi n alabilir miyiz? Mesela n+1 değil de 2 eksi n alsak. 2 eksi n aldığımız zaman n'ler gider, geriye 2 kalır. Evet, 20 sayısı 2'ye tam bölünür. Şimdi 2 eksi n'i alabiliriz ama şöyle bir durum var. Şurayı da sağlaması lazım. N yerine 1 yazmış olsak evet 1 gelir. N yerine 2 yazmış olsak 0 gelir. N yerine 3 yazmış olsak -1 gelir. Yani -1 tane şeker alma ihtimali ya da 0 tane şeker alma ihtimali yok. Dolayısıyla B şıkkı olmaz. C'ye bakalım. Sonuçta C'de de yine aynı şekilde 4 eksi n yazdığımız zaman da n'ler gidecek. 20 sayısı yine aynı şekilde 4'e tam bölünecek. Peki 4 eksi n bir sıkıntı yaratıyor mu bakalım. N yerine 1 yazsak 1 gelir. N yerine 2 yazsak 2 gelir. 3 yazsak, pardon, n yerine 1 yazdığımız zaman 3 gelmişti. N yerine 3 yazsak 1. Hiçbir şekilde sonuçta sıkıntı yok. 1, 2, 3 tam bizden istediği şartları sağlamış oldu. C şıkkı büyük ihtimalle doğru cevabımız. 5 eksi n'e de bakalım. Şimdi 5 eksi n yazdığımız zaman burada 5 eksi n, n'ler gidecek, 5 kalacak. 20 sayısı 5'e de tam bölünecek. Peki şartları sağlıyor mu? N yerine 1 yazsam 4 ama 4 tane şeker alma ihtimalleri zaten yok. Dolayısıyla D şıkkı da olamaz. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı bulmuş olduk. Üçüncü sorumuzda toplamları 47 olan birbirinden farklı 4 pozitif tam sayı ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmekte. Bu sayılardan en küçük ikisinin toplamı 19, en büyüğü de 17'dir demiş. Şimdi 17'yi yazalım, en büyük sayımız. Bu sayıların en küçüğünü istiyoruz. Şimdi toplamları 47 olacaksa 17'yi yazdık, geriye o zaman 3 tane sayı için toplam 30 kaldı. En küçük ikisinin de toplamı 19 olacak. Şimdi bu sayıların en küçüğünü istiyordu bizden. Buradaki sayı 3 tane sayı, toplamları 30 olacaktır dedik. Şimdi mesela biz bunu şöyle almış olsak, mesela bunun bir küçüğünü 16 almış olsak geriye 14 kalacak. Bu ikisinin toplamı 14 olamaz. Son iki küçük olanın toplamının 19 olması gerekiyor. O zaman onlar bularak işleme de başlayalım. Mesela 10 ve 9 için birini şöyle alsak, birbirine yakın seçsek, mesela birini 9 birini 10 almış olsam toplamları 19 geldi. Toplamlar 3'ünün toplamı 30 olacaktı. O zaman buraya da ne kaldı? 11 geldi. Bu şartları sağladı. 3'ü de toplamı 30, 4'ün toplamı 47 geldi. En küçüğü de o zaman nedir? 9 olacaktır. Peki neden direkt mesela şunları yazmasaydık başka neler olabilirdi? Toplamlar 19 olacak şekilde mesela biri 8 olsaydı, biri 11 olsaydı yine toplamı 19. Şimdi toplam 19 ama 3'ünün de toplamının 30 olması gerekiyorsa buna da 11 kaldı ve aynı geldiği için olmaz. Ya da aralıkla biraz daha yapmış olsak, mesela burası 2 gelmiş olsa, burası 17 gelse, burası 3'ünün toplamı 30 olması gerektiği için buraya 13 kalıyor. Yine aynı şekilde olmaz. Yani birbirine en yakın seçtiğimiz zaman ancak 3. ile yine aynı şekilde, ki 3. de en yakın oldu ki toplamları 30 geldi. Bu şekilde birkaç tane deneyerek de yapılabilir. Dördüncü soruda ABC 6 4 basamaklı, x'ye 2 basamaklı doğal sayılardır. Buna göre bölme işlemine göre x'ye sayısının alacağı kaç farklı değer vardır? Şimdi biz buradaki değerleri bilmeden direkt 14'e bölemeyiz ama şöyle bir ifade yapabiliriz. Mesela öncelikle buradaki kalan ifadesi x'ye'nin mutlaka 14'ten küçük olması gerektiğini biliyoruz ve 2 basamaklı olacak. 14'ten küçük 2 basamaklı sayıları yazabiliriz. Ama bunun dışında bir şartımız daha var. Mesela burada neler olabilir? 10, 11, 12 ve 13. Bunlar olabilir. Ama şöyle bir durum var. Mesela bu sayı bir çift sayı. Çift sayıyı 14'e çifte böldüğümüz zaman mesela n tane gel diyelim. N ile çifti çarptık. Burası yine aynı şekilde çift gelecek. Çiftten çifti çıkarttığımız zaman burası yine aynı şekilde çift bir sayı gelecek. Dolayısıyla buradan x, y sayısının çift olması gerektiğini bulduk. O zaman olabilecek zaten 4 tane sayı vardı. Bunlar arasında çift olanlar nelerdir? 10 olabilir, bir de 12 olabilir. Dolayısıyla 2 farklı değer gelir. Beşinci soruda tam sayılar kümesinde pozitif tam sayılar kırmızı boyalı, kare içerisinde negatif tam sayılar mavi boyalı daire içerisinde gösterilmiş. Örneğin işte +7 ve -2'yi vermiş. ABC tam sayıları için gösterimi için hangisi doğrudur? Şimdi şöyle diyelim, buradaki a kare çarpı b üzeri 5. Bunların pozitif olduğunu söylüyor, sıfırdan büyük. Şimdi bunları yorumlayalım. A kare ifadesi buradaki kuvvetten dolayı, kuvvet çift olduğu için a kare ifadesi her zaman için pozitiftir. Şimdi bu ifadenin çarpımının da pozitif olabilmesi için o zaman b üzeri 5 ifadesinin de pozitif olması gerekiyor. B tek bir sayı olduğu için, pardon, 5 tek bir sayı olduğu için b'nin de mutlaka pozitif olması lazım. B negatif olmuş olsaydı negatif sayının tek kuvveti negatif olurdu. O yüzden buradan b'nin kesinlikle pozitif olması gerektiğini buluyoruz. Devam edelim. B çarpı c üzeri 3'ün, bunlar negatifti. Negatif olması gerekiyor. B'nin pozitif olduğuna karar vermiştik. Şimdi çarpımların negatif olabilmesi için c küpün negatif olması gerekiyor. Şimdi kuvvet tek olduğuna göre c üzeri 3 negatifse o zaman c de negatif bir sayı olmalı ki negatif sayının tek kuvveti yine negatiftir çünkü. Buradan da c'nin negatif olduğunu bulduk. Diğerine devam edelim. A üzeri 3 çarpı c'nin de yine aynı şekilde negatif olması gerekiyor dedik. C'nin negatif olduğunu bulmuştuk. Şimdi a üzeri 3'ün de çarpımları negatif olacağı için a üzeri 3 pozitif olmalı ki artı ile eksinin çarpımında eksi gelsin. Yani sıfırdan küçük gelsin. O zaman a üzeri 3 ifadesi pozitif bir sayı ise, çünkü buradaki kuvvete bakıyorum. Kuvvet tek olduğu için o zaman a mutlaka pozitif olmalı ki pozitif sayının tek kuvveti ancak pozitiftir. Dolayısıyla a sayısı da buradan pozitif gelmiş oldu. O zaman sıralayacağımız zaman şimdi a ve b'yi kare içerisine alacağız. c'yi daire içerisine alacağız. Yani a şıkkındaki gibi olacak. Evet, 6. soruda x ve y pozitif birer tam sayı, x küçüktür y'dir demiş. Buna göre kısa kenarının x, uzun kenarı y olduğunda şekilde gösteriyor. Birinci şekilde gösterilen iki ayrıtın uzunluğu x santimetre ve y santimetre olan dikdörtgenler prizması biçimli bir kitaba eş 4 kitap. İkinci şekildeki gibi konumlandırıldığında kitapların kapladığı bölgenin yatay uzunluğu 80 santimetre olarak ölçülüyor. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Şimdi şöyle söyleyelim, burada kısa olanlara x demişti, uzun kenara da y demişti. O zaman burada 3 tane x var, 1 tane y var, toplamı 80. Buna göre hangisi doğrudur? Şimdi çarpımları hakkında bize bilgi vermiş. En çok 19'dur demiş. Şöyle birkaç tane değer verelim. Mesela x yerine burada şöyle demiş olsak 80'e ulaşacak şekilde. Mesela x yerine 1 vermiş olsak y değerimiz buradan nedir? 77 olur. X yerine 2 vermiş olsak 6, burası 74 gelir. 3 vermiş olsak burası 71 gelir. Şeklinde devam eder. Peki nereye kadar gidebilir bu? Mesela x yerine 10 vermiş olsak 30 olur. Y sayısı 50 olabilir. X yerine şöyle devam edelim. Mesela 11 verdiğimiz zaman 33, burası 47 gelir şeklinde devam etti. Hatta en son x'e ne verebiliriz? Mesela 20 değeri versek burası 60 gelecek. Ama y'ye burada nedir? 20 kalacak. Ama bize şöyle bir şey söylemişti. X küçüktür y dedi. Ve bu şart sağlamayacağı için mesela 20 değerini veremeyiz. Peki x y çarpımının çarpımı en az 77'dir demiş. Şimdi baktığımız zaman buradaki ifadede x ile y'nin çarpımı. Burada bir 77 geliyor. Burada x ile y'nin çarpımına baktığımız zaman 77'den daha büyük bir sayı geldi. En küçük şu an 77 olabilir. Bunun dışında şimdi çarpmada ne demiştik? Sayılar birbirine yaklaştıkça çarpım büyür. Sayılar birbirine uzaklaştıkça çarpım küçülür. O zaman bunların en küçüğünü verecek olan bize nedir? Sayıların birbirine en uzak olduğu. X sayısı sonuçta uzunluğu 0 veremeyeceğimize göre aralarında en uzak mesafe 1 ile 77 olur ki çarpımları en az o zaman 77 gelir. Peki x en çok 19 mudur? X'e 20 değeri veremedik. Ama x'e mesela 19 değerini vermiş olsaydık 19 çarpı 3 artı burası ne olacaktı o zaman? 23 olurdu ki toplamları 80 olsun. 20 veremediğimize göre buradaki x'in en büyük değeri 19 olacaktır ifadesi de doğru. Peki y eksi x farkı en az 40'tır demiş. Şimdi 40'tan daha küçük bir değer geliyor mu? Mesela y eksi x, y'yi 23 aldık. X'e 19 aldık. Farkları 4 geldi. En az 40'tır ifadesi o zaman yanlış olmuş oldu. Dolayısıyla cevabımız 1-2 geldi. 7. soruda aşağıdaki şekilde verilen her bir altıgenin köşelerinde bulunan dairelerin içinde yazan tam sayıların toplamı altıgenin içinde bulunan sayıya eşit. Buna göre ABC toplamı nedir? Şimdi buradakilere bakalım. Önce bu altıgenin etrafında 5, 4, 9 var. Eksi 1 buradan 8 gelmiş oldu. 3 daha 11 oldu. 11 artı 2 tane de A var. 2 tane A'nın toplamı 17. 11'i karşı tarafa gönderdiğimiz zaman 2 tane A buradan 6. A değerimiz de 3 geldi. Buraya bakalım şimdi. Sarı için topluyorum etrafı. 2 tane B var. Daha sonra burada şimdi A değerimiz, burada A yerine artık 3 yazdık. Burada 3 var. Burada eksi 3 var. Birbirlerini götürdü. 7 ve 5 var. Toplam 12 geldi. 2b artı 12'nin değerinde 10 olduğunu söylemiş. 12'yi diğer tarafa gönderdiğimiz zaman 2b eşittir eksi 2. B değerimiz de buradan eksi 1 geldi. Şimdi buraya bakalım. Şimdi b yerine eksi 1 yazdık. A yerine 3 yazdık. 3 ile eksi 1 topladık 2. 2 daha 4. 7 daha 11 geldi. 11 artı 2 tane de C var. 2C toplamları 21. 11 diğer tarafa gönderdik. Eksi 11 olduğunda burada nedir? 21 eksi 11'den 10 geldi. 2C 10 ise C değerimiz de 5 oldu. Bize toplamlarını istemiş. Yani A 3 bulduk. B'yi eksi 1 bulduk. Şöyle sırayla yazalım. A 3, B eksi 1, C de 5. Toplamları da buradan 7 gelmiş oldu. 8. soruda elemanları birbirinden farklı 5 pozitif tam sayı olan bir A kümesiyle ilgili olarak aşağıdakiler bilinmekte. Kümedeki elemanların toplamı tek sayıdır demiş. Şimdi 5 tane sayı var. 2. sayı, 3. sayı, 4. ve 5. sayı. Şimdi kümedeki elemanların toplamı tek. Kümedeki ilk 3 elemanın çarpımı çift sayı, geriye kalan 2 elemanın çarpımı tek. Şimdi bununla başlayalım o zaman ikinci maddeyle. İlk 3 elemanın çarpımı çift sayı. Geriye kalan 2 elemanın çarpımı tek sayı. O zaman bunların ikisi mutlaka tek olması lazım ki ikisinin çarpımı tek gelsin. Ki bir tanesi bile çift olsa biliyorsunuz çift geliyor. Bunlar tek tek olduğunu öğrendik. İlk 3 elemanın çarpımı da çift. Şimdi bunlar neler olabilir? Mesela birinci çift olabilir. Diğerleri tek tek olabilir. Bunun dışında buradaki çift yer değiştirebilir. Çift burada olabilir. Bunlar tek tek olabilir. Yine aynı şekilde çift burada olabilir. Tek tek burada olabilir. Ya da 2 tane çift birden olabilir. Şimdi bize söylediği buradaki şartına bakalım. Kümedeki elemanların toplamı da tek sayı olacak. Şimdi mesela birinci duruma bir tane çift olma durumuna baktığımız zaman elemanların toplamının tek sayı olabilmesi için mesela tekle teki topladığımız zaman çift. Tekle teki topladığımız zaman çift. Sonuçta çift bunlar çift. Bunların toplamı çift. Tek bir çiftle topladığımız zaman buradaki 3 ihtimalinde toplamından çift gelir. O zaman burada bir tane çift olması yanlış oldu. Bu ihtimalleri alamayız. Diğer ihtimal ne olabilir? 4 ile 5 yine aynı şekilde tek tek. Buradaki şimdi kümedeki elemanların çarpımının çift olduğunu verdiği için iki tanesi de çift olabilir. Bir tanesi tek olabilir. Şimdi bu durum sağlıyor mu ona bakalım. Çiftle çiftin toplamı çift. Tekle tekin toplamı çift. Çiftle çiftten çift geliyor ama bir tek daha topladığımız zaman buradaki toplam tek gelir. O zaman buradaki ilk 3 tane sayının en az 2 tanesinin çift olması lazım demektir. Şimdi o zaman şöyle söyleyelim. Buradaki ifade mesela 3'ün de çift olma durumunu düşünsek. 3'ün de çift olduğundan burası çift. Bunların toplamı çift. Yine aynı şekilde toplam tek gelmez. O yüzden 2 tanesi çift olacak. Peki bunda kaç tane ihtimal var? Şimdi burada 2 tanesi çift olacak şekilde tek 3. sayı olabilir. Ya da tek 2. sayı olabilir. Tek 1. sayı olabilir. Yani bu şartı sağlayan 3 farklı durum var. Dolayısıyla da bu kümedeki elemanların kaç tanesi tek sayıdır dediğine göre cevabımız 3 olacak. Yani şöyle olabilir de bu şart. Mesela birincisi tek gelir, çift tek olabilir. Bunlar zaten tek tek. Ya da burası tek, burası tek, bu çift olabilir. Bunlar yine tek. Ya da birincisi çift olmuş olabilir. Bunlar tek, yine aynı şekilde tek. Bu 3 durumda da topladığımız zaman buradaki gibi tek sayı verecekler. Dolayısıyla 3 tane gelmiş oldu. 9. soruda sembollerinin yerine 4 işlem işaretlerinden herhangi biri getirilerek aşağıda verilen eşitliklerin doğru olması sağlanacaktır demiş. Buna göre işleminin sonucu kaçtır? Şimdi bakalım mesela buradaki ifade şimdi 8 ile nasıl bir işleme girmeli ki cevap 2 gelsin. Mesela buradaki ifade 16 olsa 16 bölü 8 2 yapar. Çünkü başka türlü 8'den 2'yi getiremeyiz. Şimdi 12 ve tabii 4'ü kullanarak o zaman yeşil yani daire burada artı olmalı ki 12 ile 4 topladığımız zaman 16. Üçgende bölü olmalı ki 16 bölü 8'den 2 gelsin. O zaman şurada yazalım burası artı burası da bölü geldi. Daha sonra eksi 21. Şimdi eksi 3 ile eksi 21'e ulaşabilmemiz için burası çarpı olsa burası da 7 olsa eksi 3 ile 7'yi çarparsak eksi 21 gelir. Burasının 7 olabilmesi için o zaman karenin eksi olması lazım. Yıldızın da çarpımı olması gerekiyor dedik zaten. Burası da eksi geldi. O zaman parantez işlerinden başlayarak yapalım. 18 artı 6'dan burası 24 bölü. Buradaki ifade önce çarpmayı yapacağız tabi. 3 ile 5'i çarptık 15. 15 eksi 7'den de 8 geldi. 24 bölü 8'den de cevabımız 3 oldu.